Zehra Hocam buyurun başlayabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Kıymetli izleyenler, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Divan sohbetlerinin bu akşamki konuğu değerli hocamız Sayın Profesör Doktor İdris Kadıoğlu hocamız olacak. Müsaadenizle hocamızla ilgili kısa bir takdim yapmak istiyorum. Belki daha fazla bilgi almak isteyenler vardır. Hocamız 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Oruçbey köyünde doğdu. İlkokulu köyde, orta öğrenimini Dört Yol ve Kadirli İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1994 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl öğretmenliğe başladı. Gaziantep ve Malatya'da 4 yıl öğretmenlik yaptı. 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Es'ad-ı Bağdadi Divanı konulu teziyle yüksek lisansını, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lebibi Amidi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanı konulu teziyle 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı. Diyarbekirli Ahmedi, Yusuf-u Züleyha, İnceleme, Metin, Dizin, Sözlük konulu çalışmasıyla 2009 yılında doçent, Ali Emri Efendi, Tezkire-i Şuara-i Amid konulu araştırma eseriyle 2014 yılında profesör oldu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde lisans üstü dersler, Türk Dili Edebiyatı, Türkçe Eğitim bölümünde Eski Türk Edebiyatı, Osmanlıca, Edebiyat Bilgileri, Dinleme ve Konuşma Eğitimi lisans dersleri verdi. Evli ve iki çocuk babası olan hocamız hala Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışmalarına gelecek olursak, çalışmaları genelde klasik İslami Türk Edebiyatı üzerinde yoğunlaşmış, özellikle Diyarbakır Divan Şairleri ile ilgili bilimsel kitap ve makaleleri vardır. Hocamızın takdiminden sonra güzel bir sohbetin başlangıcı için sözü değerli hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a bu güzel takdimden dolayı. Tabii bahsettiği gibi bizim çalışmalarımız, akademik çalışmalarımız lisans üst düzeyde özellikle Diyarbakırlı şairler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan birkaç tanesini zaten söylemiş oldu Zehra arkadaşımız. Biz de bu sohbetimizde Diyarbakırlı şairlere değineceğiz ve Diyarbakırlı şairlerin şiir ortamlarının Diyarbakır'da 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçirmiş olduğu serüvene değinmeye çalışacağız. Tabii herhalde öncelikle benim bir konuşmam olacak. Ondan sonra da konuşmamı bitirdikten sonra arkadaşlarımızın katkıları olabilir, soruları olabilir. Onları da alacağız. Onun için ben şöyle ekranımı da paylaşarak bir konuşmamı görsellerle destekleyerek yapmak istiyorum, müsaade ederseniz. Evet Zehra Hanım görüntü var mı? Hocam şu an görüntü yok yalnız. Şu anda bir bakayım tekrar paylaşayım. Evet. Herhalde Evet şu şu anda görüntü açılmış durumda. Evet. Tekrar ben de bütün dinleyicileri selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Öncelikle 16. yüzyıldan divan şairlerinden bir tanesi olan Diyarbakırlı Şerifi'nin üç beytiyle sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü Şerifi belki biliyorsunuzdur, Şehname adlı bir eseri vardır Firdevsi'nin. Yaklaşık 60 bin beytlik bir eserdir. Bu eseri Türkçe'ye kazandırmış olan bir şairdir ve Diyarbakırlıdır Şerifi.
Tabii bu yaklaşık 55 bin beyitlik Türkçe bu mesneviden böyle 3 tane beyit seçtim ve bu beyitleri okuyarak konuşmaya başlayacağım. Şu Bismillah ile ağaz ola iş, biter ger çoğ ola ger az ola iş. Bu beyti ben lisans öğrencilerime, birinci sınıfa gelen öğrencilerime öncelikle okuyorum ve söylüyorum. Yani bir iş eğer Bismillah ile başlarsa, eğer çok olsa, eğer de az olsa fark etmez, o iş mutlaka biter manasında. Tabii Şerifi'ye teklif edilince Şehname çevirisi Firdevsi'nin, o çok uzun bir eser olduğunu söylüyor. Bu eseri nasıl çevireceğini düşünüyor. Ve bir işe başlamanın, o işi bitirmenin yarısı olduğunu ifade ediyor ve Bismillah deyip bir işe başlıyor ve gerçekten de 60 beyte yakın, 60 bin beyte yakın o eseri Türkçe'ye kazandırmış oluyor. Peki bunu yaparken amaç nedir? İkinci beyitte dikkatinizi ona çekmek istiyorum. Söz ehlinin kalır söz ile adı, kişinin adı kalmaktır muradı. Yani söz söylemek suretiyle kişinin adı kalır, eseri kalır. Zaten kişinin de adının kalmasındaki muradı bu güzel sözleriyle anılmasıdır. Sözü az görme kim âli güherdir, sözün kadri güherden muteberdir der. Aynı eserinde Şerifi. Yani sözü az görme, yani az söz deme, âli güherdir söz. Yani yüce incidir, değerli incidir ve belki de sözün kıymeti güherden de, inciden de daha muteberdir der. Şimdi Diyarbakır'da böyle tabelalarda, surlarda, ondan sonra camilerde, bazı yerlerde böyle duvarlara kazınmış yazılar görürüz. Türkçenin izlerini buralarda sürmemiz mümkündür. Bu Türkçenin izlerini sürerek devam edeceğiz sohbetimize. Önce Dağkapı Burcu'ndaki bir Türkçe beyitle devam edeceğiz. Bu beyit ben La Edri diye belirledim bunun şairini ama bu beyitin sahibi aslında 15. yüzyılda Süleyman Çelebi olarak bildiğimiz Mevlid'de de geçen bir beyittir. Bu beytin Diyarbakır Dağkapı Burcu'nda surlarda kazılı olduğunu gördüm. Gerçekten hayret ettim. Daha önce gerçi Ali Emiri Efendi'den birazdan bahsedeceğim. O da bu tip yazıları okumadan geçmezmiş. Mutlaka okur halledermiş. Benim de bu yazı dikkatimi çekti. Yazıda şöyle yazıyordu. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim bizi bir hayır dua ile ana, yani Cenab-ı Hak ona rahmet eylesin, bizi kim bir dua ile anarsa şeklinde. Yani gördüğümüz gibi şairler eser bırakırken bir hayır dua ile anılmak istemektedirler. Bunlar içerisinde Muhammed Emiri dikkatimizi çekiyor ki Muhammed Emiri, Ali Emiri'nin soyundan, büyük dedelerinden bir tanesidir ve Muhammed Emiri 18. yüzyıldaki 5-6 tane önemli divan şairinden bir tanesidir. Ve onun ölümüyle ilgili Ali Emiri Efendi tezkiresinde diyor ki 1137 yani 1725 senesi Şaban-ı Muazzamının 15. günü terki nasut ile azm-ı bağlahu teyledi. Yani tezkirede onun öldüğünü bu cümleyle ifade ediyor. Ve Rum kapısı haricindeki musallada büyük bir cemaatinin topluluk tarafından namazının kılındığını belirtiyor. Bu namaz esnasında Diyarbakır'ın önemli şairleri, başta valisi olmak üzere şeye katılanlardandır. Yani cenazeye katılmıştır. Kimlerdir onlar? Ahmet Paşa, birazdan üzerinde duracağımız Agah-ı Amidi, Vali-i Amidi, Hami-i Amidi, Lebib-i Amidi, Çakeri gibi önemli zevatın da bu merasimde, cenaze merasiminde bulunduklarını görmekteyiz. Biz Emiri, yani Ali Emiri'nin büyük dedesi, dördüncü kuşaktan dedesi olan Emiri ki 18. yüzyıl şairi olduğunu söylemiştik. İki tane nasihate dikkatimi çekti. O nasihatlerden bir tanesini sunmak istiyorum öncelikle. O diyor ki, insan-ı kamil olanlar dünyada eser bırakmalıdır. Sahibi eser olanlar
tevarih-i müstakbele-i ümemde, yani istikbaldeki tarihte, gelecekteki tarihte mutlaka bir köşe bulup yerleşirler. Esersizler mübhem bir karanlık içinde kalarak mürur-u zaman ile, zamanın geçmesiyle kainatın zerrat-ı nabudisine karışır, rical-i mensiyeden olurlar. Yani eseriniz varsa adınız kalır, önünüz kalır. Ondan sonra eser bırakırsanız hem de ne olursunuz? Dua alırsınız manasını. Eğer bir eser bırakmazsanız, iyi bir ad bırakmazsanız unutulur gidersiniz manasında ifade ediyor. O yine diyor ki, insanların takip eylediği noktayı nazar, vatana ve cemiyeti beşeriye hizmet suretiyle pak ve âli olmalıdır. Cihanı yalnız kendi istifadesine münhasır zanneden, kütah binan, yani dar görüşlü, manen ikbali vatanın katilleridir. Sadece kendisini düşünen. Evladının istirahatine merhamet zannıyla tahsil ve terbiyesine dikkat etmeyenler, hüsnü ahlak ve fazilet gibi cevahir-i meali ile müzeyyen olan iklil-i iftiharı iksadan, yani bu güzel özellikleri, hüsnü ahlak gibi, fazilet gibi güzel özellikleri iftihar tacı yapmaktan kendi ciğer farelerini mahrum etmek için bizzat rehzen olurlar. Yani onların yolunu keserler diyor. Daha birçok akval ve nesai hakimaneleri mazum nasihatnamelerinde mevcuttur diyor Ali Emir ama bu emirinin, yani büyük dedesi emirinin bu nasihatnamesine henüz ulaşılamamıştır. Bunu da söylemek isterim. Bir diğer şairden daha bahsetmek istiyorum. Agah-ı Semerkandi Amidi olarak geçiyor Tezkire-i Şuara-i Amid'de. Bunun böyle söylenmesi Semerkandlıdır aslen Agah ama Diyarbakır'a gelmiş, yerleşmiş, yaklaşık 100 sene yaşamış ve ömrünün çoğunu Diyarbakır'da muallimlik yaparak geçirmiş. Gerçekten bir edebiyat okulu kurmuş Diyarbakır'da. Aynen Ali Emiri şöyle anlatıyor onu. Diyor ki, Mektebi Füyüzat Meksebinden binlerle füzela ve urafa yetişmiştir. Yani onun okulundan çok faziletli, arif insanlar yetişmiştir. Vüzerayı meşhur eden, örnek olarak vezirlerden mesela, Çeteci Abdullah Paşa ki bu dönemin şairlerini himaye eden önemli bir validir. Diyarbakır'da 5 defa valilik yapmıştır. Şam ve Şehba Kadısı Mansurizade Mücib Kemali bu önemli bir mecmua yazarıdır. Ali Emir'in seçmiş olduğu şiirlerin çoğu bu Kemali'nin mecmuasındandır. Nadir eserlerden bir tanesidir. Ali Emir'i ondan intihap ederek bütün şairlerin şiirlerini seçiyor. Fazilet Mendan-ı Ümmet'ten Hami ve Lebib, Hami, Amidi, Lebib ve Amidi ki Lebib üzerinde benim doktora tezim, tez çalışmam var. Bunlar da önemli kişi, önemli şairlerdir. Serbülendan Hattati'nden, yani Hattatların başı olan, hocası olan Adem Efendiler bu Ayah-ı Semerkandî'nin okulunda yetişmiş olanlardır. Bunlardan bir tanesi mesela Lebib-i Amidi'dir. O böyle bir hocadan ders aldığı için övünmektedir. Ve onun ölümüyle ilgili Tezkire-i Şuara-i Amid'de şöyle bir cümle dikkatimizi çekmektedir. Agâh-ı fezail iknina mücerredül hal ve bi derd-i iyal olarak, yani evlenmediği anlaşılıyor buradan ve çoluk çocuk derdi olmadan encümen muaşereti imkan da, yani dünyada tamam 100 yaşını ikmal eylediği halde 1141 senesindeki 1729'u tekabül ediyor. Veda-i alem ve bilumun memleketimiz halkını giryene akı madem eyledi. Yani bütün Diyarbakırlılar bu Agah'ın ölümünden sonra çok hüzünlendiler, üzüldüler diyor Lebib-i Amidi. Yani dikkat ederseniz, Ali Emiri tezkiresinde, dikkat ederseniz yani tezkire yazarı bir cümleyle Agah öldü demiyor ama dikkat ederseniz uzun cümleyle onun ölümünün aynı zamanda sosyolojik olarak da bir tahlilini yapmış oluyor bu cümlede. Şimdi sizi Diyarbakır'ın Ulu Camii'ne götüreceğim ve bu Ulu Camii'de tavana bakmanızı isteyeceğim. Ulu Camii'nin tavanında böyle dört tarafa da yazılmış olan yazılar dikkatimizi çekecek. Bunlar ayetlerdir.
Bu ayetlerin yazarı ise biraz önce bahsetmiş olduğum Agah-ı Amidi'dir. Diyarbakırlı, bütün ediplerin hocası olan Agah'tır. Ve onun altında da tam mihrabın üzerine bakarsanız orada 14 beyitlik bir şiir görürsünüz. Buna bakanlar siyah bir zemin üzerine yazılmıştır, beyazdır yazıları da. Buna bakanlar şey zannederler, orada ayet filan zannederler ama onun yapılış tarihidir. Yani bu kısmın tekrar tamir tarihini yapmıştır ve onu tarih düşürmüştür. Düştüğü tarih de 1712'dir miladi olarak. Yazdılar tarihi tamirin bu âli mabedin heykelü mihrabı minberle yapıldı bir kusur şeklinde de bu tarih beytini görmekteyiz. Şimdi oradan Hami-i Amidi'ye birazcık değinelim, ondan bahsedelim. Çünkü onun bir şiiri, 46 beyitlik bir mersiyesi Nebi Camii'nde hala ayakta durmaktadır. Birazdan onun örneklerini göstereceğim. 46 beyitlik bir mersiye yazmış Hami-i Amidi. Dönemin valisi Abdullah Paşa'nın da o zaman karısı ve küçük yaşlarda bir kızı vefat etmiş. Bu mersiyeyi görünce vali çok duygulanmış ve yaptırmakta olduğu türbenin bir bölümüne bunu bu 46 beyitlik mersiyeyi kazıtmak suretiyle taşlara yazmıştır. Oradan ben hikmetli bir beyti sizlerle paylaşmak istiyorum. Heva mıdır bu keşakeşte madem olmadadır, dırahtı ömrüne Ahmet sütü nefes minşar. Diyor ki hava mı zannediyorsunuz bu alıp verdiğinizi, durmadan alıp veriyorsunuz. Buna hava zannetmeyin. Dırahtı ömrünüze Ahmet sütü nefes minşar olmuştur. Yani ömür ağacınızı ne yapmaktadır? Nefes alışverişiniz bir testere gibi, bir ışkı gibi kesmektedir. Ölüm var, dikkat edin manasında bütün okuyanları ölüm hadisesine, ölüm gerçeğine dikkatini çektiklerini söyleyebiliriz. Hami'nin bu 46 beyitlik mersiyesinden bir beytini taşlara kazınmış şekilde böyle celi hatla büyük, bugün de hala ziyaret etmek mümkündür. Sadece de bir taş üzerindeki bir beyti sizlerle paylaşıyorum. Beytin altında 1131 tarihi vardır ki o da bu türbenin yapılış tarihini göstermektedir. Evet, şimdi diğer bir şair Lebib-i Amidi'dir. 1182-1768 yılında vefat eden bu şair aynı zamanda benim de üzerinde doktora tezi hazırlamış olduğum Diyarbakırlı önemli şairlerden bir tanesidir. Dikkat ederseniz üzerinde durduğumuz şairler hep üstad şairlerdir ve kendilerinden sonra da büyük şairler yetiştirmişlerdir. Mesela bunun bir torunu vardır, Refi-i Amidi, o da önemli bir aynı zamanda şairdir. Can-ı Canan Mesnevisi ve divanıyla meşhur Refi-i Amidi de Lebib'in torunudur. Ondan iki tane beyit onun divanından ki 6000 beyittir yaklaşık Lebib-i Amidi divanı. İçerisinde bütün nazım şekillerinin ve nazım türlerinin kullanılmış olduğu hacimli bir divandır. O şöyle der bir beytinde, olsa telh evveli bezmin sonu şiirin olmaz, iktitaf eyleyemez habbine hanzaleken. Yani bezmin evveli telh olsa, yani toplantının başı acı bir şekilde başlasa, sonu şiirin olmaz, tatlı olmaz. İktitaf eyleyemez habbine hanzaleken, hanzaleken ise, yani acı hıyar eken ise, sonunda ne toplayamaz, üzüm, tatlı üzüm toplayamaz diyor. Bugünkü manada, bugünkü anlamda da güncelliğini koruyan, insanın ne ekerse onu biçmesi veyahut da insanın eğitim noktasında nasıl başlarsa öyle gitmesi manasında eğitim yönünü de önemli bir şekilde ortaya koyan bir beyit olarak, hakimane söylenmiş bir beyit olarak dikkatimi çekti. Ve onun diğer bir beyti, geçenlerde Hayati İnanç diye bir hocamız var. O divan şairlerinin beyitlerini okuyor. Güzel berceste mısralarını, beyitlerini. Bu beyitini takdim ettiğini gördüm. Gerçekten de mudakkik bir araştırmacı iyi yakalamış yani. O kadar 6000 beyitlik divanın içerisinden şu beyti bulup çıkarmış ve okumuştum.
Sebu'yu pür sada vermez tehihum sazdan kalmaz yesarın ketmeder malehli müflis devletin söyler şeklinde beyti de Lebib'in söylemiş olduğu ve der ki bu beytte dolu küp ses çıkarmaz. Boş kuçu ise çokça gürültü yapar, çok ses çıkarır. Nasıl malehli zengin kimseler varlığını gizlerken hiçbir şeyi olmayan, malı olmayan müflis de durmadan servetinden bahseder, malından, mülkünden, şöhretinden bahseder demeye getirir. Bağ Kapı Burcu'nda tarih vesikalarında Behrampaşa Camii'nin kubbesinde şairi belli olmayan şiirlerin de yine kazındıklarını, yani taşlara kazındıklarını veyahut da bir tabelaya yazıldıklarını görmemiz mümkündür. Mesela şu ikinci sıradaki beyitlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu beyitler dilden dile dolaşan beyitlerdendir ve hikayesi de çok uzundur. Onun hikayesine girecek değilim. Der ki şair, olacak bir kişinin bahtı kavi talihi yar, kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. Kehle bit demektir. Rüstem Paşa başındaki veyahut da çamaşırındaki bitin bulunmasıyla ne yapmıştı? Hasta olmadığı ispat edilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a damat olmuştu. Rüstem Paşa ile ilgili adı bilinmeyen bir şair de böyle demişti. Yani bir kişinin bahtı kavi olursa, talihi de yar olursa, o kişinin kehlesi bile mahallinde işe yarar. Biti bile onun mahallinde işe yarar demeye getirmişti bu şairimiz. Tabii Ali Emiri'ye kulak vermemiz gerekiyor. Diyarbakırlı divan şairlerini anlayabilmemiz için, Diyarbakırlı divan şairlerini araştırırken mutlaka Ali Emiri'nin yol göstericiliğine müracaat etmemiz, onun rehberliğine müracaat etmemiz gerekiyor. Ali Emiri önemli bir şahsiyettir Diyarbakır'da ve onun önemli olduğunu Yahya Kemal Beyatlı gibi bir şair de tasdik etmiş oluyor. Yahya Kemal Beyatlı onun için yazmış olduğu 6 beyitlik bir gazelinin son beyitinde diyor ki, muhtaç isen füyüzüne esnaf efendinin, diz çök önünde şimdi emiriye efendinin. Yani esnaf efendinin, geçmişlerinin, cedlerinin, dedelerinin eğer füyüzatına, feyizlerine muhtaç isen, onların nasihatlerine, öğütlerini almak istiyorsan, Ali Emiri efendinin önünde diz çök ve onları dinle demeye getiriyor. Ali Emiri efendinin Diyarbakırlı şairlerle ilgili malumunuz, 3 tane eseri vardır. Bunlardan bir tanesi Esami-i Şuara'yı Amit'tir ki eserde 224 şairin muhtasar biyografisi yazılıdır. İkinci eser, ben bunu yayına hazırlamıştım, Tezkire-i Şuara'yı Amit adlı eserdir. Bunu 21 yaşına kadar olan kısmını Diyarbakır'da yazdığını görüyoruz ve Ali Emiri Efendi kendi hal tercümesini değişik bir üslupla anlatıyor. Ben öğrencilerime sürekli diyorum ki mutlaka kendinize Diyarbakır'da bir alimi, bir araştırmacıyı, bir şairi örnek almak istiyorsanız Ali Emiri Efendi'nin kendi otobiyografisini Tezkire-i Şuara'yı Amit'ten okuyunuz diyorum. Ve bu 3 cilt olarak öncelikle basmayı planlıyor Ali Emiri Efendi ama sadece 1 cildini basmaya muvaffak oluyor. Onda da 79 tane kişinin biyografisi var. Bunların çoğunluğunda divan şairini, divan şairi olduğunu söylememiz yerinde olacaktır. Bir üçüncü eseri Miratül Fevaid kısaca. Bu da yine Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan bir eserdir. Sadece elif harfindeki şairleri, bir de özellikle mukaddime kısmında şehir mimarisi hakkında Diyarbakır'la ilgili çok önemli bilgileri bu eserinde verdiğini görmemiz mümkündür. Peki Ali Emiri Efendi bu eserleri nasıl meydana getirmiş ve bu tezkirelerde Diyarbakır şairleriyle ilgili nasıl araştırmalar yapmıştır? Birincisi kitapları mütalaa etmiş, bütün tezkireleri okumuş, gezi ve gözlemler yapmış. En önemlisi Ali Emiri Efendi, yaşlıları dinlemek suretiyle tecrübi bilgileri almış ve bu bilgileri de yaklaşık 1500 sayfa diyor kendisi, Miratül Fevaid ismiyle bir eser meydana getirdiğini söylüyor.
Ama ifade ettiğimiz gibi bu eserin tamamını bastırmaya muvaffak olamıyorum. Ali Emiri Efendi'nin dilinden düşürmediği Fuzuli'nin şu beyti gerçekten çok dikkate değer bir beyittir. Fuzuli diyor ki, yar için ağyara minnet ettiğim ay beyleme, babam bir gül için binhara hizmetkar olur. Yani sevgili için başkalarına minnet ettiğimi ayıplama. Çünkü babam, yani babam kimdir? Bahçıvandır. Bahçıvan bir gül için bin dikene hizmetkarlık eder. Ben de diyor böyle çok sevdiğim kitaplara, çok sevdiğim mecmualara ulaşmak için çoğu kişinin, çoğu insanın minnetini çekiyordum. Onlara yalvarıyordum, yakarıyordum ve bu kitapları meydana getirmeye çalışıyordum der Ali Emiri Efendi. Ali Emiri Efendi'yi çok mesrur eden bir mısra var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun dedesi Emiri, yukarıda bahsetmiştik, diyor ki, aşka istidadın olsun, dilrubadan çok ne var? Yani yeter ki insanda aşka kabiliyet olsun, sevgi kabiliyeti olsun, dilrubadan çok ne var? Yani sevgi besleyecek, sevgi bağlayacak, gönül bağlayacak çok sevgili vardır. Yeter ki insanda ne olsun diyor, aşka istidad olsun, aşk kabiliyeti olsun demeye getiriyor. Ve bu şiirin son beytinde diyor ki, bu da büyük ölçüde Diyarbakırlı şairlerin üstad şairi Agah'ı bize işaret ediyor. Sen misin ancak emiri peyrevi Agah olan şehrimizde şairi nazik edadan çok ne var? Demek ki ne yapmış? Agah'ın yolundan gitmiş emiri de. Onun peşinden gitmiş. Ancak sen misin Diyarbakır'da onun peşinden giden? Şehrimizde şairi nazik edadan çok ne var diye Diyarbakır'da divan şairlerinin oldukça fazla olduğunu bize ifade ediyor. Ali Emiri'nin tezkiresi bu bağlamda sadece Diyarbakırlı şairlerden bahsettiği için orijinal bir tezkire olarak dikkatimizi çekmektedir. Ve bir özelliği daha bu tezkirenin, her şairin biyografisini verdikten sonra kendisi de onlara bir nazire yazmak suretiyle şiir örneklerini de her biyografinin sonunda, her şairi tanıtımının sonunda vermiştir. Nazire geleneğinin Diyarbakır'da çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor burada. Mesela meşhur içinde redifli gazelin Diyarbakırlı birçok şair tarafından tanzil edildiğini görüyoruz ki zemininde burada yine Ali Emiri'nin büyük dedesi Muhammed Emiri Hamidi var. Diyor ki, bir dil ki sadakatle muhabbet var içinde, bir ayna bir hüsnü letafet var içinde beytini zemin şiir olarak söyledikten sonra Diyarbakırlı şairler Hamdi Hamidi, Urfalı Nabi, ondan sonra yine Semerkantlı Agah, ki Amidi'dir. Sonraları burada yaşamış ve burada öldüğü için Amidi olarak geçer. Diyarbakırlı yine Vali Amidi, Diyarbakır Kadısı Kami, meşhur Nedim mesela. Eyvah o iş çifte kayık aldı kararım, şarkı okuyup geçti bir afet var içinde. Beyti de yine bu Muhammed Emir'in zemin şiirine nazire. İzzet Ali Paşa, Nedimane şiir yazan şairlerden bir tanesi, o da bu şiire nazire yazıyor. Laeddi diye bahsettiğimiz demin şairin de yine içinde redifli bir şiirinin olduğunu görüyoruz. Şehzade İbrahim Hafit Paşa, Pertev, Kami Amidi, Yenişehirli Avni, bu şiire, zemin şiire nazireler yazıyor. En son noktayı da Ali Emiri Efendi koyuyor. Diyor ki Ali Emiri Efendi dedesinin şiiriyle ilgili ona nazire yazarak, mesrur edemez ehli dili ziyneti dünya, altın kafesin bülbüle zahmet var içinde. Yani ehli dili, gönül ehlini dünyanın süsleri mesrur edemez, memnun edemez. Nasıl bülbülü altın kafese de koysanız yine ne diyecektir? Kendi bağ ve bahçesinin özlemini duyacaktır demeye getiriyor. Nazire edebiyatında Diyarbakır'da bir şiir çok dikkatimi çekti ve onun kime nazire olduğunu araştırdım. Gerçekten de
Latifi tezkiresinin girişindeki şu beyitler dikkatimi çekti. Ali Emiri bu beyitlere nazire olarak 13 beyitlik bir gazel yazıyor ki kitap rediflidir bu. Latifi'nin bu kitap redifli gazelinden 5 beyittir toplamı. Bir beyitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Latifi diyor ki, nitekim erlencesidir malu servet cahilün ehli in ehli irfanun da malu bi şumarudur kitap. Malu servet cahilin eğlencesidir. Mal ve servet cahilin eğlencesidir. Peki irfan ehlinin eğlencesi malu bi şumarudur. Yani sayısız mal olan kitaplarıdır. Onun eğlencesi kitaptır şeklinde ehli irfanın neyle meşgul olduğunu ve cahillerin neyle meşgul olduğunu ima yoluyla ifade ediyor. Belli ki bu 5 beyitlik şiir Ali Emiri Efendi'nin çok dikkatini çekiyor ve 13 beyitlik şu nazireyi yazıyor. Sine-i şevkimde bir hızlı mübinindir kitap, dide-i endişede nur-u yakinindir kitap, matlayla başlayan 13 beyitlik şiirini Latifi'ye nazire yazıyor. Bunun içerisinden bir beyti sizlerle paylaşarak diğer kısma geçeceğim. Aşıkan maşuku güna güna Rabb'ı kalbeder, ehli aşkın bende maşuku güzinimdir kitap diyerek gerçek bir maşukun sevgilinin kitap olduğunu, kitabın değerli kıymetli bir sevgili olduğunu ifade ediyor. Ali Emiri Efendi yazmış olduğu bu kitap redifli uzunca bir gazelindeki bu mutavvel bir gazeldir, 13 beyitlidir ve Ali Emiri'ye aittir. Tezkire-i Şuara'yı Amit'te yer alan şairleri şöylece tasnif etmek mümkündür ki Ali Emiri de böyle tasnif yapmış. Diyarbakırlı şairler olarak önce Emiri, Hami, Vali, Lebip gibi Şamil şairleri bir araya toplamış. Başka memleketlerden o Diyarbakır'da vefat edenleri sıralamış. Agah, Semerkandi, Amidi buna örnek verilebilir. Ondan sonra Diyarbakırlı olup başka yerlerde vefat edenleri İbrahim Gülşeni ve Said Paşa gibi şairleri göstermiş. Evet. Bir de dördüncüsü Diyarbakırlı olmadığı ve orada vefat etmediği halde bazı kaynaklarda doğum veya ölümü Diyarbakır'a nispet edilenler ki bunlar başında Seyit Nesimi gelmektedir. Seyit Nesimi'yi de bu kategoride değerlendirmek gerekir. Evet, burada şairlerin tablosunu Ali Emir'in Tezkire-i Şuara'yı Ahmet adlı eserinden çıkarmıştım. Bu tabloyla sizi meşgul etmek istemiyorum ama tablonun sonunda Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'ne geçmiş olan 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar divan şairleri, özellikle divan sahipleri dikkatimi çekti. Onları şöyle bir araya getirdim ki bir fikir vermesi açısından şöyle hızlıca sunmak istiyorum. Önce Halili ile başlıyor 15. yüzyılda. Seyit Nesimi ikinci sırada dikkatimizi çekiyor. 16. yüzyılda Cemili gibi önemli bir şair vardır ki neden önemlidir Cemili? Çünkü Alişir Nevai'nin Çağatayca divanına nazire yazacak derecede Çağatayca'ya hakimdir ve divanı üzerinde de bir doktora tezi hazırlanmıştır. Halife İbrahim Gülşeni mutasavvuf bir şairdir. İbrahim Gülşeni Şerifi biraz önce en başta girerken 3 tane beytini okumuştum. Şerifi'nin de özellikle Şehname tercümesi meşhurdur. Ve yine 16. yüzyılda Zafi diye bir şairi de görmekteyiz. 16. yüzyıl bu yönüyle oldukça zengin bir şair yetiştiren bir dönemdir. 17. yüzyıla baktığımızda Mali Ömri ve Şani mahlaslı şairleri görüyoruz. Benim üzerinde daha fazla çalıştığım yüzyıl 18. yüzyıl. Bu yüzyılda çünkü kimler var? Önemli bir şair, biraz önce üzerinde durduğumuz Agah-ı Amidi var ki divan sahibidir. Farsça divanın da olduğu bilinmektedir. Ahmedi Mürşidi vardır ki ben onun Yusuf-u Züleyha'sını yayınlamıştım. Pentname adlı önemli bir eseri vardır, ondan da bahsetmek gerekir. Bunların hepsinin üzerinde tabii birer saat konuşulabilir. Cami ki Ahmet Cami, Ahmet Hami vardır, bir de Cami vardır.
Cimi kaldırıp, pardon, Hami'nin H'sini kaldırıp altına bir nokta koyarak cami diye şiirlerini, kendi şiirleri, Hami'nin şiirleri, kendi şiirleri olarak şiir meclislerinde dolaştıran bir, bu da şairimizdir, Diyarbakırlı. Ve Emiri vardır ki Seyyid Muhammed Emiri Çelebi olarak geçer. Bu da Ali Emiri Efendi'nin büyük dedelerinden bir tanesidir. Yine bunun da nasihatnamesi ve divançesi olduğunu biliyoruz. 18. yüzyıla devam edecek olursak Hafid gibi, Hami gibi biraz önce üzerinde durduk. Lebib Hüseyin Abdülgafur olarak geçer. O da yine 18. yüzyıldadır. Şuhi, Vali Hasan Ağa, bunlar hep 18. yüzyılın önemli şairleridir. 19. yüzyılda da yine divan ve divançe ve münşaat sahibi şairlerin olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda Diyarbakır'da klasik edebiyatın önemini devam ettirdiğini söylememiz mümkündür. Ve 19. yüzyılda gördüğünüz gibi önemli şairlerin önemli eserlerini görmekteyiz. Mesela bunlardan Refet, özellikle Mevlid-i Şerifi ile dikkatimizi çeken şairlerden bir tanesidir. Şu tabloda da Refi Amidi dikkatimizi çekiyor. Hem divanı vardır hem de Can-ı Canan adlı mesnevisi vardır. Tabii bunların hepsi üzerinde dediğimiz gibi bayağı bir durmamız gerekiyor. Ben bir şiir okuyacağım. Hazreti Süleyman'da asılmış olarak gördüğüm bir tablo içerisinde 10 beyitlik bir kasidedir ama bunu okumadan önce böyle sizlerle bir hasbihal edelim ve bakalım katılımcılar konuşmayla ilgili ne katkı sunacaklar, ne soru soracaklar. Onları birazcık dinlemek isterim Zehra Hanım. Öncelikle hocam değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Yeterince istifade ettik. Diyarbakırlı divan şairlerinden bahsettik. Ali Emiri'den güzel beyitler dinledik. Nazire edebiyatına değindik. Değindiniz daha doğrusu. Varsa soru alabiliriz. Diğer katılımlardan. Zehra Hanım merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Sabahleyin başka bir derste olduğum için sonradan katılma imkanı buldum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu sohbete vesile olduğu için. Sizlere de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, Ahmet Hocam hoş geldiniz. Bilmiyorum neresinde katıldınız ama sizin de Diyarbakırlı şairlerle yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Bir divançe üzerinde çalışmışlığınız var. Akrabalık yönünden Diyarbakırlı şairleri incelemişsiniz. Bir makale galiba rastladım daha önceki çalışmalarımızda. Evet. Sizin gibi bir arkadaşımızın böyle üst yönetimde olması divan edebiyatının Diyarbakır'da zengin bir muhit olan divan şiirinin de daha yakından izlenmesini ve gözlenmesini kolaylaştırıyor bu yönden. Teşekkür faslında size teşekkür edecektim ama böyle karşımda görmüşken hemen teşekkürümü bildirmiş olayım. Tebrik ediyorum. Böyle güzel hizmetlere vesile olduğunuz için başta rektörümüz olarak sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah dediğiniz gibi Diyarbakır'da keşfedilmeyi bekleyen onlarca hazine var. Üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Şairlerimizi özellikle klasik dönemden çağdaş döneme kadar bütün şairlerimizi toplumla buluşturacak projelere inşallah imza atmaya devam edeceğiz. Bunun bir halkası da Dicle Divan Sohbetleri'ydi. Emek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, başka arkadaşlardan Ahmet hocamı görüyorum. Ahmet Dicle katkı sunmak isterlerse. Ağzınıza sağlık hocam. Zevkle dinledik. Batman Üniversitesi öğrencilerimizle beraber programdaydık. Ona yakın yüksek lisans talebemiz de sizleri şu an dinliyorlar, izliyorlar. Evet. Ahmet Tan Yıldız hocamızın dediği gibi tabii sizler de hepsini anlatmadınız. Mecmualarda daha nice nice Diyarbakırlı şairler ve şiirleriyle karşılaşıyoruz. İnşallah bunlar da zamanla devam edecek.
gün yüzüne çıkacaktır. Tebrik ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum Ahmet hocam. Size de hem öğrencilerinize de başarılar diliyorum ve selamlar söylüyorum. Evet. Tabii dediğiniz gibi hem mecmualarda gizlenmiş çok şair olmakla beraber her bir şairin üzerinde belki bir saat konuşmak gerekir. Ben sadece böyle denizden bir damla mahiyetinde olsun diye 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar böyle birer değinmiş olduk birer az miktarda. İnşallah daha geniş zamanlarda daha geniş şekilde bu değerler teker teker başka araştırmacı arkadaşlarımızın da dikkatini çeker. Çoğu araştırmacı arkadaşımız zaten Diyarbakır'la ilgilenmişler. Çoğu arkadaşımız mesela burada gördüğüm arkadaşlarımızdan Şerife Hanım'ı görüyorum. Şerife Akpınar Diyarbakırlı üzerinde durduğum Agah Ahmedi ile ilgili doktora tezi hazırlamış. Belki ondan da bir katkı sunmasını bekleyebiliriz. Şerife Hocam eğer müsaitse. Ahmet Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, eğer sorularınız yoksa ben... Reis hocam. Efendim. Ben araya girmiş olayım. Hocam çalıştım yüksek sanat tezinde bir mecmua çalıştım. Azaki Mehmet Efendi orada iki tane divan, Diyarbakırlı divan şairinin şiirleri vardı. Hı. Vücudi ve Halife'nin. Vücudunun bir şiiri, Halife'nin şekil şiiri vardı. Hı-hı. Buradan da onları anmış olalım inşallah rahmetle. Evet, evet. Hepsini rahmetle anıyoruz. Tabii mesela bu mecmualar içerisinde Ali Emiri Efendi diyor ki ben bir tanesini gördüm bu mecmualardan. Kemal Mucibi mecmuası diyor. Yani herhalde o dönem içerisinde Halep'te bu mecmuanın yazıldığını öğreniyoruz. Bu mecmuadan çok bütün Diyarbakırlı ve o dönemdeki şiirlerin içerisinde toplandığı geniş hacimli bir mecmua olduğu anlaşılıyor. Bu Ali Emiri'nin tespit etmiş olduğu şiirler. Çünkü onlar, evet Şerife Hanım'dan mesaj geldi. Biz de teşekkür ediyoruz. Onların da emekleri, Diyarbakırlı şairler üzerinde çalışmış olanlara hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten takdire şayan. Kim ne bulmuşsa, ne çalışmışsa, bir şiir de bulmuş olsa, bir gazel de çıkarmış olsa, bir mecmuadan ondan sonra bilinmeyen bir eseri ortaya koymuş olsa gerçekten değerli ve kıymetlidir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben müsaade ederseniz Hazreti Süleyman'da yazılmış olan bir kasideyi böyle zamanımız varsa yönetici arkadaşımız kimse ona soralım. Şöyle iki dakika bir o yani şiiri okuyacağım sadece. Efendim. Hocam kusura bakmayın. Araya girdim ama ancak bağlantıyı kurabildim. Kusura bakmayın. Estağfurullah Şerif Hocam. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba hocam. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de artık toparlıyorduk. Sonuna gelmek istedim. Yok. Diyarbakır'la ilgili çalışanlar varsa bir göz atayım bizim. Onlarla bir hasbihal edelim en azından iki dakika. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben hemen Diyarbakır'ı duyar duymaz her yerde hemen bir kulak kabartıyorum. Evet. Malum yani encümeni danışın Diyarbakır'daki artık üstadı diyelim Agah'ı çalışınca artık ondan kopamıyoruz. Her zaman her yerde bir aradayız. Sizin de duyunca hemen istifade etmek için dinledim ama bir türlü bağlantıyı kuramadım. Ancak açabildim. Evet. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. İnşallah Diyarbakır şairleri hep benim karşıma bir şekilde mutlaka çıkıyor. Bir gün Diyarbakır'da sizlerle de olmak nasip olur. Hep arzum bu. İnşallah, görüşürüz. Öyle söyleyeyim hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Dilinize sağlık. Saygılar. O zaman ben böyle hatime manasında bir Diyarbakırlı bir şair, Diyarbakırlı değil ama bu şair Diyarbakır için şiir yazmış, kendisini Diyarbakırlı hisseden bir şairdir. Son dönem şairidir, 20. yüzyılda yazılmış bir şiirdir. Bunu sizlerle müsaadede olursa paylaşmak istiyorum. Şiirin başlığı uzuncadır, şöyledir. Diyor ki,
Fatih-i Belde-i Amit Şehid-i Kesir-ül Mehamit Sahabe-i İzam'dan Hazreti Halid bin Velid'in Necli Necib-i Alileri Cenab-ı Süleyman Hami Ehli İman radıyallahu teala an hazretlerinin Bukay-ı Kutsiyelerine hitaben Diyarbakır Jandarma Alayı İdare Emini Mustafa Asım Efendi tarafından ihda edilen kasidedir. Uzun bir başlığı var kasidenin. Burada da anladığımız kadarıyla bu başlıktan Hazreti Süleyman diye bir cami vardır Diyarbakır'da. Sahabelerin metfun olduğu bir yerdir. Bu hem sahabeler için hem de özellikle Halid bin Velid'in oğludur Diyarbakır'ı fetheden kumandan. Onun için dönemin jandarma alayı komutanı ve aynı zamanda şair olan Mustafa Asım Efendi o kasideyi yazmış. Bir tablo içerisinde görmüştüm kaside, dikkatimi çekmişti. Onu latinize ettim, çevirdim ve sizlere takdim etmek istiyorum. Ey şehidanın Süleyman-ı Muazzam mefhari, Hazreti Seyfi Huda'nın Necli Azam serveri, kahraman-ı Fatihi sensin bu şehri amidin, ceyh-i paki evliyanın müntehap ser askeri, böyle bir sur-u metin içre yapılmış beldeyi, zapt-u tezhir eyledin bir günde ey din rehberi, Hazreti Hayder misali kal'ay-ı Hayber gibi, bir cihat ettin ki dilşad eyledin peygamberi, bahtiyardır belde halkı himmetinle serteser, mazhar-ı guhran-ı rahman oldu kurbun makberi. Gerçekten Diyarbakır halkı böyle bir sahabe şehrinde olmakla ne kadar iftihar etse azdır. Beşinci beyitte bunu ifade ediyor. Toplam 10 beyitlik bir şiirdir. Altıncı beytinden devam ediyorum. Ravza-i gülşen makamındır senin ey pâk zat, zairine bahşeder envar-ı misk-ü anberi. Ya ilahi gazi-i sultan Süleyman aşkına, bahş kıl müştakına uhrada âb-ı kevseri. Her gelen züvvara minnet eylerem adab ile, Fatiha ihlas taksim eylesinler, Fatiha ihlas takdim eylesinler her biri. Bu mukaddes mescid-i işre farzını ifa eden, abidine müjdeler olsun cinandır yerleri dedikten sonra, Asım Efendi şu son beytte kendi mahlasını söyleyerek kasideyi bitiriyor. Diyor ki, ey sipehtar-ı gaza senden tazarru eylerem, kıl şefaat Asım-ı Şeyda'ya ruzu mahşeri şeklinde 1332 tarihine tekabül ediyor ki bu tarih 1916 yılıdır. 1916 yılında Asım Efendi Elazığlıdır aslında ama Diyarbakır'da görev yapmış ve yaptığı görev esnasında da bu sahabe şehrindeki sahabelerin ruhuna ithaf edilmek üzere yazmış olduğu bu 10 beyitlik kaside gerçekten çok dikkate değer önemli bir eser olarak hala caminin duvarında, imam odasında gördüm en son, bir tablo içerisinde yazılı eski harflerle durmaktadır. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herhalde bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Sizlerin sözleriniz varsa almak isterim. Yoksa herhalde kapatacağız. Divan sohbetlerinin güzel bir bölümünün sonuna geldik. Hocam, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Bunun yanı sıra katılan diğer hocalarıma da teşekkür ediyorum. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. İyi akşamlar.